Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ondan sonra Fenerbahçe'deki forvet rotasyonunu, hücum hattını hep birlikte değerlendirelim. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mişibat Şua'yı kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Belçikalı golcü taraftarlar tarafından çok iyi karşılandığını ve sahada en iyi performansını göstererek onlara teşekkür etmek istediğini söyledi. Sarı lacivertlilere geldiği ilk andan itibaren özellikle disiplin konusunun dikkat çekici olduğunu vurgulayan Batshuayi, "Çalışmalar iyi gidiyor. Yavaş yavaş çok daha iyi bir duruma geleceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu. 28 yaşındaki futbolcu Jorge Sustan da övgüyle bahsetti. Batshuayi Kendisi gerçek anlamda çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Onunla çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kişisel olarak da en iyi performansımı sergilemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Başarılı santrfor, transfer sürecinde Başkan Ali Koç'un kendisine olan güveninin büyük rol oynadığını kaydetti. Batshuayi, "Ben de ailem de Türkiye'yi çok seviyoruz. Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu projede oldukça iyi bir projeydi." Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe'deyim, dedi. Fenerbahçe'nin kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkat çeken Batşuayi, rekabet sizi hep daha güçlü kılar. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz, dedi. Batşuayi'nin açıklamalarını sizlerle paylaştık. Tabii ki çok konuşuldu. Batshuayi gelecek, e, oyuna uygun bir isim mi diye ama Jesus kendi açıklamalarını yaptı. Birçok isim vardı ama bu profillere baktığımızda, oyuncu profillerine baktığımızda benim istediğim profile en çok uygun isim Batshuayi'ydi dedi ve noktaya da koydu bir anlamda. Şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Batshuayi Fenerbahçe'nin oyunu içerisinde nerede görüyorsun? Nasıl katkı sağlar? E tabii Beşiktaş'ta attığı kadar kaçırdığı goller de olduğu için bir soru işareti oldu açıkçası. Batshuayi'nin e, Beşiktaş kariyerine göre Fenerbahçe'deki avantajı e, burada sadece tek forvet değil. Yani Batshuayi gibi burada belki Avrupa Lisesi'nde yazılmasa da Serdar Dursun var, Joao Pedro var, Ener Valencia var, Joshua King var. E, hatta çift santrafor zorlarsanız Rossi'yi de oraya atarsınız gibi gibi birçok varyasyonu var elinde e, Jorge Jesus'un. Onun için burada... Beşiktaş oranla Fenerbahçe'de omuzlarındaki yük bence biraz daha az olacak. Çünkü Beşiktaş'ta çok alternatifi olmadığı için bütün yük hep Batshuayi'nin üzerindeydi. Yani hani oyuncunun disiplininden, aidiyetinden asla şüphe edilmez Beşiktaş süreci için konuşuyorum. Devamlı koşan, basan, arayan ama o kadar arayıp basıp şey yaptıktan sonra bir noktada belki de o bitiricilik hı hı. sürecine geldiğinde sıkıntılar yaşadığı Maçlar oldu ama yine 14 gol 5 asist yani doğrudan 19 gole etki etmek geçen seneki Beşiktaş'ı da göz önünde bulundurduğumuzda bence çok önemli bir rakam. Yani bu kıyas, kıyaslamıyorum. Bu sene çok daha başka bir hücum seti ve setleri oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Ama geçen sene için önemli. Şimdi bu seneye de baktığımızda Jesus ne istiyor? Sayın Başkan da bunu ifade etti Ali Koç. Önde basan, pres yapan, patlama gücü olan bir santrofor istiyoruz. Hocamız klasik pivot santroforu istemiyor. Evet. Egoş da bize önerildi. Maxi Gomez de bize önerildi ama hocamızın ilk isteği Batshuayi'ye Biz de bunu e, yerine getirdik diyor. Çünkü ha işte e, burada önemli olan ne? Hocanın oynatmak istediği oyunla Batshuayi'nin oyun tarzı eşleşiyor. Çünkü e, Kayseri maçında da gördük. Fenerbahçe nasıl başladı? Önde baskıyla başladı. King'le Joao Pedro'yla ki ikisi de sakatlıktan çıktı ama ona rağmen önde rakip stoperlere baskı yapan, top kazanan, kazandığı toplarla yeni hücum şansı üretmeye çalışan bir noktadaydı. Şimdi bana sorarsan Fenerbahçe'nin fit bir noktaya geldiği zaman her ikisi de ideal hücum ikilisi Joao Pedro ve Mishi Batshuayi'dir. Net bir şekilde. Çünkü Batshuayi'nin yaptığı pres, açtığı alan Joao Pedro'ya birçok gol atma şansı ortaya çıkaracak. Şimdi çok zor bir tercih bu çünkü Valencia da çok formda bir yandan baktığımızda. Yani burada e, ilk şimdi Türkiye Kupası var. Tabii yol da çok fazla. Avrupa Ligi var. Şutlar var. E, Türkiye Ligi var ki zaten e, bence ideal kadrodan çok müsait kadroyu hocanın da ifade e, ettiği gibi hoca kendisi ifade etti zaten ondan bu cümleyi kullanıyorum. Müsait kadroyla hani ideal kadro yerine sahaya çıkan bir teknik adam. Ama hani en azından ideal nedir? Hangisi daha hangi ikili daha iyi olur diye sorarsam bence Batshuayi Pedro ikilisidir. Hı hı. Ama tabii ki biz King Valencia'yı da göreceğiz. Ee, yani birçok farklı oyuncu ikilemelerini göreceğiz Fenerbahçe'nin hücum hattında. Fenerbahçe'den savunmaya 19'luk genç stoper. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Savunmaya genç bir oyuncu arayan Sarıla Acivertler bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadro sıra katmak istiyor. Son gelen haberlere göre Fenerbahçe, Northland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagola'ya kancayı taktı. Sarı lacivertler Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken bir de asist yaptı. Ghana'da Right to Dream Akademi'den çıkan adamın Nagalo'nun babası fil dişli, annesi ise Burkina Faso'lu. 2020'de Right to Dream Akademi'den North Statue 19'a transfer olan Nagalo, Temmuz 2021'de henüz 18 yaşındayken profesyonel oldu. Bu sezon takımının 8'lik maçında oynayan Nagalo, genç yaşına rağmen savunmanın sigortası haline geldi. Fenerbahçe yönetimi Atilla Zalay, Luan Perez, Gustavo Henrique ve Serdar Aziz'in yanına Nagalo'yu da dahil ederek rotasyonu genişletmek istiyor. Stoper rotasyonunda yer alan Lemos Renovac, UEFA Avrupa Ligi için bildiren kadroya alınmamış ve oyuncularla sözleşme fesli görüşmeleri başlamıştı. Filip Novan yeni durağa belli oldu. Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süren forvet arayışları sonrası Miki Batshuayi kadrosuna katan Fenerbahçe yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak tecrübeli Solbek parasını bırakmak istemiyor. Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen çek defans oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Sarı Lacivertler, Novak ile sözleşme fesi için görüşme halinde. Yönetimin Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmı önerilirken Çek oyuncunun tüm hak dahil bu sezonki maaşının da tamamını istediği ifade edildi. Yıldız futbolcu için Süper Lig'den kara devrede olduğu iddia ediliyor. Haber ayrıca Çekke takımlarının da devrede olduğu yazıldı. Filip Novak için Fastav ve Yablonek takımlarının devrede olduğu aktarılıyor.